başındaki izleyicilerimiz ve stüdyodaki konuklarımız. Hepiniz Çarkı Pele'ye hoş geldiniz. Televizyonların en çok izlenen, en çok ödül dağıtan efsanevi yarışması Çarkı Felek başlıyor. Ve karşınızda Türkiye'nin bir numaralı şovmeni Mehmet Ali Erbil. Bismillah. Hep beraber. Arkası gelmez dertlerimin. Bismillah. Dini biterken ömrü de başlar. Vermesin Allah. Dini biterken ömrü de başlar. Vermesin Allah. Hoş geldiniz. Bir Çarkı Felek'te daha birlikteyiz. Dünyanın en uzun soluklu yarışması, en çok ödül dağıtan yarışması, en çok izlenen yarışması, en çok karı kocayı bir araya getiren yarışma, en çok ekranlara çocukları toplayan yarışma. Sizler stüdyomuza, sizler star ekranlarına hoş geldiniz. Ve kim geliyor? Sesinizi duyayım. Kim? Tuğçe abla. Tuğçe abla geliyor. Merhaba. Evet, işte söyleyeceğim bir şeyler vardır. Seni baş başa bırakayım seyirciler. Nasılsınız? Heyecan var mı? Mehmet Ali Bey'den memnun musunuz? Bak. Her gün ekrana çıkıyorsun. 30 yaşına geldin. Bu kez de koca bulamazsan pes yani artık. Yok artık. Her gün ekrandasın yani. Alkışlarla gidiyoruz. Ya insan her gün mü bu kadar şık olur? Elbiseleri 24 saatliğine kiralıyor, onu açıklayayım. Aynen. Gerçekten. Evet. Yes. 24 saatliğine sponsorun yes. Var mı? Sponsorun. Nereden, kimden alıyorsun 24 saatliğine? Ha, buldum bir şey. Yani sana göre de bir şey. Ben size söyleyeyim, çocuk reyonundan giyiniyor. Garson boy. Ne? Garson boy. Garson boy mu deniyor buna? Ay maşallah Haşim Bey, çok şıksınız yine. Teşekkür ederim. Sizi getirdiniz peki? Efendim? Şimdi yeni yarışmacılarımızı belirleyeceğiz. Bu akşamın 3 yarışmacısı www.startv.com.tr'den bize yarışmacı olmak için başvuruyorsunuz. Şimdi müziğimiz başlıyor. Bölük kalp. Bölük otur. Bölük kalp. Bölük oturma. Başla. Bahçene. Hadi. Erken oturan 3 kişiyi yarışmacı alacağız. En erken oturan 3 kişi başla. Oynar gelin görünce. Bir tek böyle yok. Oyun var, oyun. Görünce, nasınlar bakalım. Hep beraber. Oynasınlar bakalım. Bir araya gelince. Bir araya gelince. Haydi. Oraya gelen bir oyundan.
Ozan ve Haşim ikilisi müthiş. Zamanlamanı süper. Bakalım kim geliyor? Bugünkü yarışmacılarımız en erken oturan 3 kişi. Çünkü koltukların altında sensör var. O ikaz ediyor bilgisayardan. Gerçi Ozan Bey sensörü paramparça etti. Şu güne kadar katıldığı günden beri Ozan Bey'in altındaki sensörü 16 kere değiştirdik. Daha da değiştireceksiniz bayağı. Bakalım ilk yarışmacımız kim? Şimdi ikinci yarışmacımız geliyor. İşte siz de bu heyecanı burada yaşayabilirsiniz. Ve üstelik 0 kilometre bir arabanız olur. Bakalım ikinci yarışmacımız kim? 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 Gecenin ikinci 15 Rabia. Ve son yarışmacı. Gecenin son yarışmacısı. 21 konuğumuz arasından gecenin son yarışmacısı bakalım kim? Geliyor. Dikkat, son yarışmacı. Belki de son yarışmacı bu gece arabanın sahibi olacak. Arabanın sahibi 12. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden? Evden. Hangi evden? Pendik'ten. Pendik'ten. Evli misiniz? Hayır. Yaş kaç? 25. 25. Yine hostesimizden küçük bir yarışmacımız var. Ne iş yapıyorsunuz? Dansçıyım. Tiyatro oyuncusuyum. Aa. Bankacılık ve sigortacılık bölümü bitirdim. Tiyatro eğitimi aldım. Ne güzel. Dansçılık yapıyorum. Şimdi de makyözlüğe merak sardım. Makyözlük eğitimi alacağım. Anladım. önümüzdeki yılda kuaför olursunuz inşallah. İnşallah. Saçlar kendinizin mi? Benim. Anladım. Olmuş mu? Olmuş diyelim olsun. Ne diyeyim ya. Olduğu kadar. Olduğu kadar. 50'ye geldiniz. Evet. Çok hijyene meraklısınız galiba, öyle mi? Hem de. Zor mu bunları takmak? Yok, çok kolay. Çıkar bak nasıl. Size de yakışır. Bakayım. Olur mu kine? Gerçi benim ellerim güdüktür yani, çok küçüktür. Çok minik elleriniz varsa. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ama tombuldur. Daha çok yakıştı. Ay bismillahirrahmanirrahim, böyle bir şey olmaz yani. Ya böyle bir şey olmaz yani. Yani bir erkeğe de bir eldiven bu kadar mı yakışır? Yani parmaklar şu kadar çıktı yani, şu kadar çıkabildi. Olsun. Şimdi başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Gökhan Bey, siz nereden? Ben İstanbul Beylikdüzü'nden katılıyorum. Beylikdüzü'nden? Evet. Ne iş yapıyorsunuz? Kurumsal bir firmanın satın alma departmanında çalışıyorum. Departmanda çalışıyorsunuz. Yani kaç yıldır profesyonel böyle memur? 3 yıldır. Yaş kaç? 26. 26. Bak senden küçük koca adam. Yani bu bile senden küçük yani. Yani düşün yani. Evli misiniz? Evliyim, bekarım. Evli değil, bekarsınız. Evet. Kaç yıldır? 26 yıldır. Söz möz yok mu? Hiçbir şey yok, hayır. Şu anda hayatınızda... Kimse yok. Ben duydum, burada not var elimde. Gökhan şu anda İsmail'le beraber. İsmail arkadaşınız mı? İsmail benim, evet. Çocukluk arkadaşım. Çocuk arkadaş. Nerede, ailenizle mi yaşıyorsunuz? Evet, ailemle beraber yaşıyorum. Ulan ne ballı bir şey, 26 yaşına gelmiş. Ben 17 yaşında mezun oldum, 18 yaşında. De kendi başıma her şeyimi yaptım. Günah. Her şeyimi kendi yaptım, biliyor musun? Günah. Ay var ya, her şeyimi kendi yaptım. Allah, her şeyimi kendi yaptım. Yani içimde böyle şeyler var, o yüzden
Her şeyim gelir yaptım. 18 yaşından beri yalnızım. Ay kıyamam. Ya. Kıyamam. Ay günah. Ya 18 günah. Yaşından beri. Ben de öyle ama. Gerçekten. Evet, tek başıma yaşıyorum. Tek başımayım. Canım benim. Her şeyi tek başıma yapıyorum. Çak o zaman, çak. Sağ, sağ. Ya. İyi. Haşim Bey'den uzun musunuz? Uzunum. Evet, Gökhan'ı öğrendik. Şu anda hayatında da biri yok. Yok. Yarışmaya yok. Daha önce katıldın mı? Hayır, hiç katılmadım. Hiçbir yarışma evet. Mı? İlk defa doğru buraya söyle. Katılıyorum. Gerçekten. Neden? Ya çocukluğumun yarışması çünkü. Ben çok seviyordum. Çocukken hep izliyorduk. Gerçekten. Ama şimdi fırsat oldu. İzler miydin Mehmet Ali halanı? Çok izlerdim. Evet. Rabia hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nerelisin? İzmir'den geldim. İzmirliyim. İzmirlisin. Evet. Rabia ne güzel adın var. Teşekkür ederim. I don't want men. Erkek... Lütfen. Öyle yazıyor orada, erkek istemiyorum yazıyor. Evet. Yaş kaç? 21. 21. Daha çok erken... Erkeklere karşı nedir bu tavrın? 21 yaşındasın ve... Biraz odunum da. Olgunsun. Odunum. Ha, odunsun. Odunum. İzmir'in neresinde oturuyorsun? Bornova. Bornova'da oturuyorsun. Evet. Benim annemgiller de Urla'da. Yakınız, bekleriz. Yakınsınız. Ailenle mi oturuyorsun? Ailemle oturuyorum. Yalnız mı geldin buraya? Yalnız geldim, tek başıma. Buraya akrabasıyla gelen, dostuyla gelen var mı aranızda? Annem. Annen gel, evet. Söylesene ayol. Merhaba, hoş geldiniz Alev Hanım. Allah bağışlasın, çok yakışıklı bir oğlunuz var ama... sebebi belli orada yani. Bak, geldiğine bak. Nerelisiniz? Ben anne tarafım göçmen, baba tarafım İzmirli. İzmir, bak oradan işte yani İzmir. İzmir candır, can. İzmir candır, İzmir. Oh İzmir, oh. Bakalım yarışmaya önce kim başlıyor? Sıralama sorumuz var. Sıralama sorumuz var. Butonları elimize aldık. Tuğçe'nim, söyleyin bakalım sıralama sorunuz neymiş ki ne? Sıralama sorumuz 12 harf 2 kelimeden oluşuyor. 12 harf 2 kelimeden oluşan her şey olabilir. Bakalım harfler gelsin. Kim önce basarsa. Kopya gelmesin lütfen. Leyla ile Mecnun. Bir numara basmış. Ben bastım. Neden bastınız? Galiba bildim. Hayır, basmayacaktınız ki. Kurallar öyle değil. Ne yapacaktım? Ne yapacaktım diyor. Sizin memleket nere? Elazığ. Ne yapacaktım mı derler orada? Ha, öyle mi? Annem Tokatlı, o biraz böyle. Ha, anne tarafındansın evet. Tokat'ta. Ne yapacaktım? Söyleyeceğim. Söyle. Temcit pilavı. Temcit pilavı! Hep duyarız temcit pilavı, temcit pilavı diye. Temcit pilavının ne olduğunu biliyor musunuz? Hayır, ben pilavdan başka bir şey bilmiyorsun. Temcit pilavı derler ya böyle tekrarlayan şey. İftardan kalan pilavı sahurda ısıtırıp tekrar yersen onun adı temcit pilavıymış. Evet. Oo. Ya görüyor musun evet. Aynı pilavı. Yaptığım için biliyorum. Aynı pilavı, topak topak olur böyle onlar, ben bilirim. Evet, tebrik ediyorum. Teşekkürler. Şimdi ilk etap sorumuz neymiş bakalım. Birinci etabımız 24 harf 4 kelimeden oluşan bir şarkı sözü. Bir şarkı sözü soruyoruz. Bir numara Alev çeviriyor. Çarkı Melek başlıyor. Ay, ay. Ondan kurtuldun, pasa geliyorsun. Ay, tamam durdu. Ne yapacaktın şimdi? Sessiz harf söyleyeceğim. Söyleyecektim diyeceksin. Söyleyecektim. Ha, evet. Ne yapacaktın? Sessiz harf söyleyecektim. Ha, söyleyeceksin o zaman. Mehmet Ali'nin M'si. Hadi be. Evet. Sever misin beni? Çok. Doğru söyle. Küçüklükten beri sizin programlarınıza ay, geliyorum. Ay bu küçüklük lafı da yani. Ay ne küçükmüş bunlar be. Ay bunlar ne küçükmüş ayol, bir büyümediler. Ben büyüdüm, bunlar büyümedi. Mehmet Ali'nin M. Evet. Mehmet Ali'nin M. Aman. Bu kadar harfin içinden M'yi bulamadık. Gökhan bakıyor. Çeviriyor.
500 puanlık sessiz harf. Simge'nin sesi. Simge kim? Ya hani yoktu fasulye? Simge kim? Simge benim ilk sevgilimdi. Ay çok romantik, ilk sevgilim. O yüzden ilk onunla başlamıştım. Kaç yaşındayken? İkinci sınıfa gidiyorduk, 8 yaşındaydım. Simge. Simge. Simge'nin sesi. Evet bir tane. Şarkı Felek devam ediyor. Bir şarkı sözü. Ve 200 puanlık sessiz harf. İkinci sevgiline geç. Merve'nin M'si. O mu ikinci sevgili? Gerçekten mi? Allah hepsine, seni var ya. Hepsine söz vermiştim. Ay, adam Don Juan çıktı ayol. Bir de benim günahımı alıyorsun. Sizin kadar ben, kimse olamaz. Adam kaç tane sevgili sayacak her siz, harften? Siz saysanız sabah olur. Bizim alfabe biter diyorsun öyle mi yani? Herhalde öyle. Yok. Benim hayatıma gire gire 4 tane eşim girdi. Onun dışında kimse girmedi. Maşallah. Neydi kızın Merve'nin adı? Merve'nin M'si. Merve. Şimdi Merve ne iş yapıyor? Merve şu anda muhasebeci. Ay canım evet. Benim. Merve'nin M'si. Bir şey söyleyeceğim. Mehmet Ali ile Merve aynı harfle mi başlıyor? Sen söylemiştin. Merve. Tebrik ederim. Televizyonlarını yeni açmış olanlar için sunucunun elindeki eldivenin sebebi buradaki yarışmacımızın ikinci eldivenini paylaştık. Evet. Budur. Bu mudur olay? Budur. Olay bu mu oluyor? Budur. Bence budur yani. Olay bu mu şefim? Olduk baksana ne güzel duruyoruz. Rabia çeviriyor. Ay. 200 puan. Ev nerede? Şey Bornova'da, İzmir'de. He. Oradan kalktım buraya bu yarışma kalktım için buraya, geldim. Vallahi sizin için geldim ya. Allah razı olsun. Bornova'ya buradan selamlarımızı. Teşekkürler. Sen onu bırak. Tuğçe'nin annesi Giller burada. Tokat'tan mı geldin? Nereliydin sen? Bahçeşehir'den geldiler. Ya işte annesi. Ulan insan biraz anneye çeker de güzel olur. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Baksana anneye bak ayol. Vay vay vay. Annesine bak kızını al. Wow. Evet Rabia Hanım. Çevirdiniz 200 puanlık sessiz harf. Gamo'nun G'si. O ne? Arkadaşım Gamze var da dedi Gamo'nun G'si de dedi. Gamo mu diyorsun? Gamo diyoruz. Gamze'ye. Evet. Ayol bu ne böyle Gamo? Bir de Selo var. Bir de Selo var. Evet. Sizin böyle bir çeteniz mi var? Gamo. Gamo, Selo. Gamo'nun G'si. Al sana Gamo. Ve alev geliyor. Değerli puan. Pars'ın P'si. Pars. Evet. Kedimin adı. Ha, kedinin adı Pars. Evet. Birlikte diğer yaşıyorsunuz. Kara kedi, evet birlikte yaşıyoruz. Ev, sokak kedisi mi? Sokak, evet. Ay ne güzel, aldın onu besliyorsun. Aynen. Ya benim evim de hayvanların yol geçen anı. Bir tane bir arkadaş vardı, köpeğini terk etmiş, geldi köpek bende kalıyor 3 senedir. Sonra bir tane kurt köpeği geldi sokaktan. 15 gün kaldı, sahibi geldi aldı sonunda. Benim köpeğin arkadaşları var, kedi. Kediler geldi bizim merdivenin altına doğurdu. Geçen gün ne geldi eve? Böyle bir kirpi kapıya. Ya olacak şeydi, bütün hayvanlar benim eve geliyor. Sizi seviyorlar demek ki. Ve benim evim de 32. katta dermişim. Pars'ın P'si. Kedin bunu seyrediyorsa çok alınmıştır biliyor musun? Çıkmadım ben diye. Seyrediyor mudur? Seyrediyordur. Ev, kime bıraktın onu? Evde tek başına takılabiliyor. Ne yapar mesela? Mama yer, su içer, oynar. Bir ilişkisi var mı? Bildiğim kadarıyla yok.
geceleri çıkmıyor mu falan böyle? Daha yaşı küçük olduğu için onlara izin vermiyorum şu an. Dama çıkıyor mu? Çıkıyor. Mart ayında çıktı mı hiç? Çıkıyor. Hadi ya. Çıkar. Gökhan Bey hazır mısınız? Hazırım. Ben size söylenmemiş harfleri hatırlatayım. Mesela Mehmet Ali'nin M'si söylenmedi değil mi? Gökhan çeviriyor. Alev Hanım, oğlunuz demek ki belli aşkta kazanıyor ki, bak böyle paslar filan. Evet. Eğlendirmeyi düşünmüyor musunuz? Düşünüyorum, kısmet. Kaç tane var bunlardan? Tek. Tek mi? Bir tane. Allah bağışlasın. Sağ olun. Allah acılarını göstermesin. Daha ne istedir vallahi yani. Gerçekten en önemli şey o. Allah çoluğumuzun çocuğumuzun acısını göstermesin yani. Böyle doğanlar da var. Allah. Allah. Allah analı babalı büyüsün. Ne diyeyim yani. Ay senin saçlarını var ya yani. Hele bir zayıf getir bu sene. Bak hele bir zayıf. Evet Rabia nasılsın? Teşekkürler siz. Ay kurban olurum. Annen Güller seyrediyor mu? İzliyor. Bir düşündüm. Annem dedi ki, annem benim esnaf şimdi diyor ki, kızım diyor ne zaman çıkacağım ben herkese yaydım haberini diyor. Çıkınca ay, haber ver canım diyor. Canım benim. Ne iş yapıyor anne? Annem şey terzi, emekli. Terzi. Hadi bakalım Rabia çeviriyor efendim. Puanlık sessiz harf. Dero'nun D'si. Kim? Dero. Ay bunda neler var? Gamo, Sello, Dero, Herro, Merro, Herro, Darro, Merro, Serro. Derya kardeşim. Bu kim? Karşım. Gerçek kardeşim. Gerçek karşım. Adı ne? Derya. Dero diyorsun sen ona. Dero. Dero'nun D'si. Ay bunlar biri sevgilisi, biri kardeşi, biri kedisini dörken hiç harf harf çıkmıyor. Haydi Alev çevir. Ay, hadi çevireyim. Dur. 200 puan. Bu sefer olsun bari. Trabzon'un T'si. Trabzon'un T'si bir tane mi var? İki. Devam. Çeviriyor muydun? Çeviriyordun. Şarkı sözü. Orada dur, orada. Aa, olmadı. 400 puan. Olsun, Allah bereket versin. Neyse, olduğu kadar. Kaplanın K'si. Bu kim? Kaplan. Pars, kedinin adıydı. Pars, kaplan. Kedi. Hani büyük kediler oluyor ya, kaplan, kaplan hele. Onun... İlk defa duyuyorum kaplan yani. Ya. Kaplan. Hangi familyeden bu? Leopargillerden. Büyük siyah oluyor ya onların büyükleri. Ha kedigillerden. Benim hani kedim de onların küçüğü diye adını Fars koydum. İşte kedigiller deniyor. İşte kedigiller hepsi. Leopar gibi bir şey mi bu? Aynı büyük leopar gibi ama simsiyah gözleri yeşil. Benim kedimin adı da ondan esinlenerek koydum zaten. Siyah kaplan. Fars. Anlatamadım. Yok Fars'ı konuştuk. Hı hı. Kaplan siyah olmaz değil mi? Pars'ın ismini de o büyük kaplandan esinlenerek koydum. Anladım. Bağlantılı yani. Öyle kafama göre sallamıyorum. Anladım. Zaten sallasan saçlarından belli olur yani. Bence de. Saç stilinden. Kaplanın K'si iki tane. Bu bir şarkı sözü. Ve şarkıyı hemen söylüyorum. Kedi miyav dedi... Dö.
400 puan. Nanenin nesi? Nanenin nesi? İki tane. Çok iyi gidiyorsun, süpersin. Çok güzelim. Çevireyim. Devam. Puanlık sessiz hal. Bu bir şarkı sözü. Behçet'in B'si. Hangi Behçet? Söylemeyeyim. Yarışmacımız vardı bizim, onun eşi. Evet evet, o Behçet. Behçet eniştemizin B'si. Bir tane. Devam ediyoruz Alev'le. Haydi Alev, haydi. Ay ne güzel danslar ediyorsun kız sen. Aa, İşim bu Mehmet Ali Bey. Vallahi ama. Vallahi. O zaman 200 puanlık bir harf söyle. Şakir'in şeysi. Şakir'in şeysi bir tane. Devam. Vallahi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Kız oynadı ya, göze geldi. Bak hemen. Evet. Ay var ya, yapmayın ya. Vallahi çok güzel. O kadar puan toplamıştın biliyor musun? Hep nazar. Vallahi hepsini ben buldum ya. Evet. Hepsi benim emeğim onlar. Lütfen hazıra konmayın. Şimdi sen buldun, sen pişirdin. Gökhan yiyecek. Aynen öyle. Buldun mu şarkıyı? Buldum ama çevirmek istiyorum. Herhalde hiç puanın yok yani. Aa, haydi Gökhan. Puanlık sessiz hat. Fatsa'nın F'si. Fatsa'nın F'si iki tane. Ve 750 puan geliyor. Rize'nin R'si. Rize'nin R'si iki tane. Tahmin etmek istiyorum. Geliyorum yanınıza. Bu bir şarkı sözü. Bursa'nın ufak tefek taşları. Evet. Üç bin puan, bir televizyonumuz var, bir plazma. Tam 3000 puanlık. İstersen laptop var. Anneme kahve makinesi sözü vermiştim. Hangisi oluyor? Türk kahvesi. Türk kahvesi, tamam var. Puanın daha 2000 daha 2000 artıyor. 2000 puanım daha var. Sıkacak mesela bak, katı sıkacak. Olabilir. Bir tane de bundan verelim, 2500. Bir tane de şöyle bir ne bu? İşte şundan. Navigasyon. Evet, navigasyon. Bir tane de ondan verdik ya da istersen albüm var böyle bak. Aa, bu da çok çık. Bunu evet, verelim. Tamam olsun. Evet, iyi günlerde kullansın efendim. Sağ olun. Tekrar birlikteyiz. Şarkı Felek. İlk etabı Gökhan bildi değil mi? Kızlar hadi bakalım.
biraz kendinize gelin. Şu Gökhan'a yenilmeyin vallahi rezil İnşallah. Olursunuz. Gökhan rezil. Hazıra kondu ama. Ya ama bu işler böyle. Birazcık da şans faktörü. Şimdi ikinci etabımız geliyor. İkinci etabımızda sizlere bir atasözü soruyoruz. 27 harf 4 kelimeden oluşuyor. Kim çeviriyor? Ben çeviriyorum abi. Gökhan çeviriyor 2 numara. Çarkı Melek devam ediyor. Bu bir atasözü. Ekran başındakiler, haydi bakalım. Hep böyle başlıyorsun ama evet, sonra iyi gidiyor. Devamı geliyor. Rabia? Evet. Hazır mısın? Kim kaldı? Gamo, Demo, Selo. Başka bir bakayım. Vallahi sırayla. Hadi gelecek bakalım. Aklıma inşallah. Haydi. Mehmet'in M'si. Mehmet'in M'si 2 tane. Devam ediyoruz Rabia'yla. Ya. 750 puan. Kimi söyleyeyim ya? 29 tane kaldı yani. Yağmur'un yeğesi. Yağmur'un yeğesi. Atasözü. İki puan. Pendik'in K'si. Pendik'in K'si. Ve Gökhan'a geçiyor. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in. Rabia Hanım hazır mısınız? Hazır mısınız? Siz öğrenci misiniz? Hem öğrenciyim hem çalışıyorum. Görüyor musunuz? Bir gün beklerim mağazama. Gelirim. Buyurun gelin beklerim. İndirim yapacağım bana. İndirim ne ya? Direkt vereyim. Wow. O zaman çevir bakalım. Bir tezahürat alayım ama ilk önce. Evet, Rabia'ya alkışlar. Rabia. 200 puanlık bir sessiz harf. Pendik'in P'si. Pendik'in P'si, bravo. Ya. Nasılsınız? Hamdolsun, siz nasılsınız? Çok iyiyim. Hadi bakalım çevirin. Çevireyim. Sizin var mı bir söz, nişan falan böyle? Kısmetlerimi bekliyorum der. Ha, beklemedesiniz. Beklemedeyim şu an. Başınızdan bir şey geçti mi? Nasıl bir şey? Yani ne bileyim yani. Neyse ben sizi şey yapmayayım. Buyurun çevirin efendim. Alev çeviriyor, alev topu. Ay bu kıza nazar değdirdiniz. Yani var ya gözünüz değdi bu kıza yani. Yapmayın ayol, yapmayın şu kıza niye? Bu kadar. Ozan Bey hep öyle bakıyor arkadan size. Yok ben gördüm. Tövbe. Kardeşim benim. Kardeşim mi? Kardeşim diyorlar sonra ne çıkıyor ona göre yani. Ya, lütfen yani. Lütfen Ozan Bey. Yani tam hassas bir dönemdeyiz bir de kardeşim diyorsunuz. Kardeşim ama. Hakikaten. Dünya ahiret bacım olsun. Siz evli miydiniz? Eyvallah. Bekar. Bekar. Buraya gelen herkes bekar mı? Buraya gelen herkes yüzüğü atıp geliyor galiba. Anlamadım ben ya. Bulmaya geliyor ya da. Allah Allah. Buyurun Gökhan Bey çeviriyor efendim. Tabar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 
puanlık sessiz harf. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'ın L'si. Rabia, senden yanayım biliyor musun? Ben de sizden yanam. Ay, gittim geldim, gittim geldim. 250 ay. Puan. Neyin nesi? Neyin? Liderin nesi 2 tane. Aferin Rabia, haydi. Haydi Rabia. Çevir. Yapma bunu, yapma. Ay var ya. Ay git gel, yaşıyorum burada ya. Gerçekten benim de şurama geldi biliyor musun? Hani derler ya, yüreğim ağzıma geldi. Hani derler ya böyle, yüreğim ağzıma. Aynen, bence de. Sizin nasıl söyleyeyim bakayım ne oluyor? Yüreği ağzına geliyor. Evet, insanın, benim yüreği böyle. Geliyor böyle. Senin bu saçlarına Allah'ım yarabbim. Söyle abi ya. R.S. şeydi. Kimin? Rambo'nun. Arkadaşın mı Rambo'da? Evet. Ay maşallah, sende neler var? Bana da tanıştıracaksın mı? Ayıp ediyorsunuz ya, tanıştırırız. Ay İzmir candır ya. Rambo'nun R.S. 4 tane. Çözemedim rengini, karışık. Oy. Nedir? Hiç atasözü biliyor musun? Ya biliyoruz gibi de bin yani. Biliyoruz diyor. Bak biliyoruz. İzmir'de var. Ya kurban ol, biliyoruz. Sağ ol. Biliyor musun? Feder uzunluğu bilemeyeceğim herhalde. Bilmiyorum. Bildiğin kısa bir atasözü var mı? Ayağını. Yorganına göre uzat. Heh, değil mi? Bir bakayım şöyle, bir kopya bir şey var mı dedim. Çevir de. O zaman. Evet, Rabia çeviriyor. Bu bir atasözü. Ekran başındakiler de çözüyor. 400 puanlık sessiz harf. Selo'nun sesi. Selo'nun sesi 1 tane. Ya ben aç, şimdi ben tahmin ediyorum da şimdi siz de açmayın arkadaşlar, yapmayın ama sakın ha. Hani gelir falan böyle denk. Niye gelir? Açamam falan, korkuyorum yani. Anlamadım. Ben dediydim ya. Bileydim ay, böyle olacağını. Tam açılmıştım biliyor musun Rabia? Hay Allah. Çevireyim mi? Pars'ı getirseydin keşke buraya. Geçenlerde getirmiştim ya. Allah kahretsin, niye bana göstermedin? Ne bileyim, aklıma gelmedi. Çevir bakalım. Yine gelirim ben. Evet, getir ama. Alışkanlık yaptı bura. Pars'ı getir. Çarkı Melek devam ediyor, bir atasözü. Bir sessiz harf. Tahtanın T'si. Tahtanın T'si. Haydi Gökhan, haydi Gökhan, haydi Gökhan. ...300 puan. Diyarbakır'ın D'si. Diyarbakır'ın D'si 3 tane. Yine pişirdin pişirdin, Gökhan yiyecek. Vallahi öyle oluyor. Yine pişirdiler pişirdiler, Gökhan'a sundular tepside. Çevir, bu bir atasözü. Hemen resmi Instagram adresimizi de verelim. Mehmet Ali Erbil bitişik. Mehmet Ali Erbil, bize ulaşabilirsiniz. Yeni yarışmacı olmak isteyenler oradan fotoğraflarınızı da yollayın bana. Hadi
400 puanlık sessiz al. Al. Zonguldak Z'si. Zonguldak Z'si, bravo. Aa. Teyze, Instagram'ın var mı senin de? Yok. Anne senin? Ay kurban olsunlar. Rabia. Evet. Annenle birlikte oturuyorsun. Anne, baba, kardeş. Ay canım benim. Kardeşin küçük kaç yaşında? Bir... Kız mı erkek mi? Kız kız. Ya görseniz. 1.70 boy böyle. Bir de. Ben de sanıyorum ki 2 metre bilmiyorum. Hayır ama. Şimdi burada söylemeyeyim İri de. Mi? Bir şey gibi yani. Pehlivan gibi. Pehlivan gibi. İri. Ne kadar belli kardeşini çok sevdiği değil mi? Can işte, evet. Kan yani. Hayırlısı be gülüm. Çevir o zaman. Haydi bakalım Rabia. Haydi. Allah'ım sana geliyorum ha. 500 puanlık sessiz harf. Bu bir atasözü. Ay. Veled'in B'si. Veled'in B'si bir tane. Aa buldum ben. Ben buldum valla. Bulamadıysan. Aa hadi Rabia, çözüldü valla. Allah'ım sana geliyorum ne olur. Bak. Dan 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 dan. Dan 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 dan. Çevir Rabia haydi. Bu bir atasözü. Hadi. Lütfen. Fatsa'nın F'si. Niye dersin çalışmadın? Bu kadar. Fatsa'nın F'si. Hani daha ne yapayım yani? Daha ne yapayım? Sana geceli ödev de veriyorum yani. Şu derslerini bir çalışır insan gelir. Gökhan'a geçiyor efendim. Alkışlar yine pişirdi. Bizim hak Gökhan bildi. Allah ya. Puan. Bursa'nın B'si. Bursa'nın B'si bir tane. Ben tahmin etmek istiyorum. Bak gördün mü? Ya. Sabreden derviş muradına ermiş. Anladın mı? Buyurun. ...1150 puanımız var. Evet. Şurada 1000 puanlık bir şey gördüm. Nedir? Tablet sanırım. Tablet Hı-hı. bilgisayar, 1000 puan. Hı-hı. 150 puanımız kaldı. Evet, 150 puanımız kaldı. Onda da bir şey varsa. Şöyle bir bakalım. 150 puanlık. 150 puan herhangi bir şey yok herhalde. O zaman 150 puanı da... 150 puanı evet, ekleyelim bir sonraki diğer, tura. Diğer tura ekleyelim. Ve artık finale çok az kaldı arabaya. Birazcık hareket kızlar. Lütfen. Arabanız var mı? Yok. Ne? Bak ne güzel olur şuradan arabayı alsan. Ben çarşıya razıyım. Ay var ya çok duygulandım şimdi. Sen kazanmasan da ben sana çarşıdan vereceğim. Merak et. Ne ihtiyacın var? Mesela... Telefonum kırıldı. Şu anda telefonum yok. Tamam. Sana bir telsiz telefon vereceğim. Evet, şimdi üçüncü etapta sorumuz. Üçüncü etapımız boşluk doldurmaca. 22 harf 4 kelimeden oluşuyor. Kızım nedir bu soru işaretleri? Bu kez ilk kelimemiz ortak. Deniz yıldızı, deniz kaplumbağası, deniz Anladınız kabuğu mı? Gibi. Soru işareti aynı kelime. Diye ondan sonra gelenler değişik. Ay, her şey olabilir. Anladım.
Anlamadın mı? Anlamadım. Diyelim ki soru işareti deniz diyelim. Deniz, deniz, deniz. Aha. Hepsinin devamı deniz yıldızı var, deniz, deniz kızı kabuğu, var, deniz, deniz kabuğu. Ha, anladın? Anladım. Şimdi anladın. Şu anladım. Mesela ay diyelim, ay parçası, ay çöreği, ay baktı, ay tutumu, neydi ay tutuluşu? Ay çöreği. Üç numara Rabia çeviriyor. Ay Rabia bak. Ya nedir bu ya? Hadi bakalım. Alev'e geçiyor. Pars'ın annesi. Evet. Arabaya az kaldı. Civanım arabaya az kaldı. Araba geliyor. Haydi beyler. Ama başta gelsin yani bu puanın daha yok bir şey yok anladın mı? Pasla iflastan başka bir şey gelmiyor ki. Sıran yani gitmiş oluyor sadece. Gökhan'a geçiyor efendim. Araba geliyor. Haydi araba için yarışanlar. Arayın bizi www.startv.com.tr ve 1500 puan. Gökhan sazı eline aldı, çalıyor da çalıyor. Hadi bakalım iki tane buldun saf kızı. Bursa'nın beysi. Bursa'nın beysi iki tane. Devam. ...400 puanlık sessiz harf. Hasan'ın H'si. Hasan'ın H'si. Rabia. Merhaba. Hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım Rabia, çevir. Arabada beş. Ya yok daha neyine? Nerede kalıyorsun burada? Hangi akrabaların? Ya anne tarafından. Neredeler? Ya çok şeydeki Kasımpaşa'da. Kasım? Kulaksız tarafı. Kulaksız galiba. Tarafında. İstanbul'u da sizin sayenizde gezdim işte böyle geldim. Ay canım beni. Ben seni boş yollamam hiç merak etme. Çok sağ ol. Olmadı bir koca veririm yani. Evet Alev çeviriyor. Aslı da burada. İflas geldi bak yine. Ay aman demeyin öyle. 500 puanlık sessiz harf. Ramiz'in R'si. Ramiz'in R'si bir tane. Haydi devam. Nihayet. Muzun M'si. Muzun M'si. Evet bravo. Devam. Çok cimri çok. 400 puan. Tayvan'ın T'si. Hayvanın T'si. Trabzon'un T'si. Ve Gökhan'a geçiyor. Bir boşluk doldurmaca sorumu. Soru işaretleri aynı kelime. Ona göre. 750 puanlık sessiz harf. Patatesin P'si. Patatesin P'si bravo. Ve sıra kime geçiyor?
Ama bir dakika, bir dakika arkadaşlar. Rabia'ya kuvvetli artık bir... Senin sesin mesin var mıdır? Şarkı markı bilir misin? Var ya, le karga gibi sesim var. Oriental yapar mısın? Ben ortaya karışık oynarım. Ortaya kara. Belki hani moral gelir. Evet. Al gel. Ay. Hadi bu enerjiyle çevir bakalım. Soru işaretleri aynı. Son üçüncü sorumuz iki kelimelik. Ona göre iki kelimelik bir şey. İki kelimelik. 500 puan. Samsun'un sesi. Samsun'un sesi bir tane. Devam. Boşluk doldurmaca. Devam. Hayır ya. Yok yok, 750 geldi. 750 geldi, vallahi helal olsun. Ucundan yırttın. Evet. Rabia, hadi hadi, şansın geliyor. İnşallah. Yozgat'ın yeğesi. Yozgat'ın yeğesi. Bir şey çağrıştırıyor mu? Önemli olan o. Çünkü... Soru işareti aynı. Ve 750 puan geliyor. Haydi abi ya, açıldın sen. Kemal'in K'si. Kemal'in K'si bir tane. Devam. Vallahi sınanıyorum ya. 500 puanlık sessiz harf. Nide'nin N'si. Nide'nin N. Bir tane. Begay inanma. 250 puan. Şeyma'nın şeysi. İşte bu kadar basit Rabia. Şeyma'nın şeysi. Çevir o zaman. Ay bir harfi bulsan finalist olacaksın çünkü en yüksek puanı vallahi alacaksın. Bilemesen ya. Bile araba için yarışırsın. 10.000 puan çok ay, önemli. Ay söyleyeyim. Bir harf. Lale'nin L'si. Lale'nin L'si. Yok, olmuyor. Gerçekten tuttursaydın çok önemli bir dönemeçti bu. Gerçekten evet. Gökhan'a geçiyor efendim, yapacak bir şey yok. 10.000'i buldum yani. Gökhan! 300 puanlık sessiz harf. Diyarbakır'ın D'si. Evet, Diyarbakır'ın D'si.
Hadi çevir bakalım. Ay. 200 puanlık sessiz sar. Valinin V'si. Valinin V'si. Tekrar aleve geçiyor. Yapacak bir şey yok yani. Hadi 10.000 puan. Ay yine 10.000 geliyormuş he. Ay! Ay! Ay iki kere atladı hem 10.000'i hem iflası hem 300'ü atladı. Hadi bismillahirrahmanirrahim artık bir şey söyle. Şeytanın bacağını kıramadık. Fatih'in F'si. Fatih'in F'si. Onu Zonguldak var bir şey var yani hayret bir şey. Evet Gökhan çeviriyor. ...750 puan. Çanakkale'nin çeyisi. Evet, Çanakkale'nin çeyisi bir tane. Tekrar 750 puan. Gökhan'ın G'si. Evet, Gökhan'ın G'si ve bitiyor mu? Yok, bir tane daha var. Gördün mü? Üçüz bu. Ceyhan'ın C'si. Anne. Kimin? Ceyhan. Evet Ceyhan'ın C'si. Allah'ım sana geliyorum. Bin puan için üçte bir şans. Yumuşak G'si. Yumuşak G. Evet 10.000. Bitti. Bir tanesini bile çözemedin mi başına bir şey koyup da ne olabilir o? Mesela ikinci kolay gibi görünüyor. Ne olabilir o? B var, R var, yumuşak G var. Araya hangi harfleri koyarsan o kelime ne olur? O kelime ne olur burada? İşte birazcık da böyle bir suples bir şey gerektiriyor yani bu yarışma. Allah'ım ne olur. Evet süremiz doluyor. Ya lütfen dolmasın. Şey sesli harf alamıyor muyuz bir tanecik? Alırsın alırsın. Puanım var çünkü. Alabilir miyim? Evet. Ne kaldı? Ne diyeyim ya? U. Ulusu mulusu. Evet güzel. U. Kaç tane var? İki tane mi? İki tane. Birini çözdün mü? Cevapçını vermen lazım. Bir daha harf satın alamıyorsun. Satın alamıyorum. Bir harf, bir tahmin hakkın var. Tamam, şimdi suyu... ...bire... ...suyu... ...bire... ...suyu... ...başında bin... Hayır. Bismillahirrahmanirrahim. Alayım tahmin. Suyu. Ne suyu? Biri gibi geçinmek. Evet, sizde var mı? Suyu barağı gibi geçinmek. Sen harf satın alabilirsin. Puanın var. İ. İ harfi aldı. 4 tane var. Çok heyecanlı. Söyleyeyim mi?
suyu ibri gibi geçinmek. Ay biridir bura gibi. Yapmayın. Bereyi. Bir dakika, bir tane daha alamıyor muyuz? Onu haftaya alacaksın artık. Bir tane. İzmir'de. Suyu böreği gibi geçinmek. Ya şu böreği bulamadınız ya, yani içimden sizi boğmak geldi yani. Ya bu kadar kolay çıktı yani böreği yani. Şimdi o soru işaretini bulmanız gerekiyor. Bitmedi mi? Hepsinin başına o soru işaretini koyacaksın, o kelimeyi koyacaksın. Denenenenen suyu, denenenenen böreği, denenenen gibi geçinmek. Şşt. Daha ne yapalım yani? Kimlerden ne? Sen kaça kadar okudun sahiden? Üniversite okudum. Üniversite, hangi üniversite bu? Evet, geçiyoruz artık, süre bitti. Kol. Kol böreği. Bir dakika. Bir dakika ama. Ama güzel, hepsinin başına koyun kol suyu. Kol böreği o tuttu. Kol gibi geçinmek. Biraz daha kalaydınız da ben bulaydım da. Ay. Ne bu ya? Yani dereyi. Bu, ne? Dereyi mi desem? Dereyi suyu, dereyi böreği. Dereyi gibi geçinmek. Atla karayı. Ay. Özel mi seçtiler bu üçlüyü bugün buradan yani? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Bu... Hadi kızım, ne suyu? Böyle dökeriz böyle, ne suyu? Onu da bilmez ki şimdi yani. Ben tarif etsem onu da bilmez. Böyle dökeriz. Ya yapma. Evet. De yapma diyor. Ya, bu bana... zamana kadar 50 kere bilmen lazımdı. Yapma diyor artık. Böyle... Nereye döküyorsun? Mevlüt'te dökeriz filan böyle. Ne suyudur o? Aa. Mis gibi de kokar, Allah ne bilir. Şerbet mi, ne o? Şerbet suyu ya. Şerbet suyunu yapış yapış ellere sürüyoruz değil mi? Mis gibi kokar bir şey ondan... Gül suyu. Hadi canım. Gül suyu mu? Hadi canım. O mu? Bir oku bakayım hepsinin başına. Gül suyu, gül böreği, gül gibi geçirmek oluyor. Allah Allah! Buyurun çarşıya. Ay. Al çarşıya götür, dayanamayacağım. Kaç puanım vardı? Şöyle alalım size. Söyle. 1800 puanınız var. 1800 puanım var. Tablet verebiliriz, 1000 puanlık. 1000 puanlık. Tamam, bir tablet de... olsun. Bir de telefon olabilir mi? Telefonum kırıldı. Telefon. Ucuz yolda bir tane yok mu? 1200 puan. İsterseniz telefon verelim. Tamam. 1200 puanlık. Tamam. 600 puan kalıyor. 600 puanı da. Şu ne? Bu ne? Ha, bunu alabilirsiniz. Bu dijital çerçeve. Yani resimlerinizi yüklüyorsunuz. Ya başka bir şey alayım. 500 puan, başka bir şey yok mu? Şöyle bakalım. 500 puan, 700 puan, 500, 600. Aslında şunu verebiliriz. Şarjlı el sürücüsü. Tamam, onu tamam. O benim işime yarar. Tamam, onu alayım bir de. Tamam. Teşekkür ederim. Çok heyecanlı bir bölüm yaşadık bugüne kadar. Çarkı feleklerde yaşadığımız en heyecanlı etaplardan biriydi. Ama en yüksek puanı kim aldıysa onunla finalde araba için yarışacağız. Sen finale gelmeyeceksen sana da çarşıdan hediye vereceğim. Teşekkür Bakacağız ederim. Şimdi puanlara. En yüksek puanı alan gecenin en şanslı kişisi bizimle finalde yarışacak. Buyurun. 14.300 puanlar abi ya geliyor.
tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Yani bu kadar başarılı, hele Gökhan aranızda iki bayan süper başarılıydılar. Kendini nasıl hissediyorsun? Anlatılmaz yaşanır. Kazanacak gibi bir his var mı içinde? Büyük düşünüyorum mu diyeyim artık, ne diyeyim, böyle kazanacağım için. Büyük düşün. Sen büyük düşün. Düşünüyorum. Gerçekten büyük düşün. Araba. Araba çok istiyorum. Ehliyetin var mı? Var, 3 senedir. Ama işte. Olsun. Sağlıklı Allah kullanmak nasip etsin. Sevgili seyirciler, şimdi muhteşem ödüllerimizi önce bir tanıyalım bakalım. Hatırlayalım neler varmış. Elimde görmüş olduğunuz 5 farklı renk ve numaradan oluşan zarflarımızda akıllarınızı başınızdan alacak hediyelerimiz var. Hediyelerimiz Türkiye'nin en büyük ürün yelpazesi, en geniş internet sitelerinden birinde harcamakla bitiremeyeceğiniz 5000 TL'lik hediye çeki. Evlenenlere, evini yenilemek isteyenlere, içinde buzdolabı, çamaşır makinesi ve fırından oluşan bir beyaz eşya seti. Evimizde sinema kalitesinde filmler izleyebileceğimiz ev sineması sistemi. Motor severlerin büyük tutkusu, muhteşem bir motorsiklet. Bütün yarışmacılarımızın göz bebeği, hayallerini süsleyen, ayağınızı yerden kesecek 2015 model ultra lüks muhteşem bir araba. Wow! Rabia. Evet. 5 tane zarf var, 5 tane numara var. Uğurlu numaran var mı? Aslında uğurlu düşündüğüm 3 numarası ama hep 4 uğur getiriyor. 3 numarası. Ama biri düşünüyorum. Biri düşüyorsun. Üçü. Biri ile dört. Bir ile üç. Şimdi bana şöyle yardım et. Araba hangisinde varsa onu böyle. Arabayı ben sana söyleyeyim, 6. zarfta. 6 numara. Ama öyle demeyin ya. Şimdi hani içinde araba olanla böyle 1-2-3 parçayı şöyle köşeye koysak. Vay. Hani çarşıya da gidemedim. Muhakkak ödül alacaksın yani. Her ama gün 5 araba verirsek. İzmir'den geldim bak lütfen. İzmir'den geldi. İzmir marşıyla geldi. Hangi marşla gidiyordu? Mehter. Kaç. Sor, arkadaşlarına sor. Hadi sor, benim işim evet. Var. Evet. 3. 1. 2. 3. Mehmet Ali Bey, ne olur. Ne olur. Araba için yarışıyor. Ama önce zarfını bilmesi lazım. Hangi zarfta? Ya ben 1 diyorum ama ne olursunuz, ne olur ya, ne olur. 1'i bir al bir kere. Alayım bir kere. Nasıl yakışır? 2 var. 3 var. Turanj var. Sarı var. Kırmızı var. Mor var. Mor. 1 ile 3. 3'te elimde tutuyorum burada. Herkes 1 mi dedi? 1. Alev'e sor bak, Alev. Alev'in 6. hissi kuvvetlidir. Vallahi bana 1 gibi geliyor. Bana da 1 gibi geliyor. Vallahi mi? Ya düzgün bir şeyle gideyim. Şu araba, o arabam çok olsun istiyorum. Artık İnşallah. Ne yapayım? Küçük Emrah döktüm işi ya. Başarılı olmak da önemli değil mi? Şimdi arabayı da bedava kazanmak yani bileceksin. Evet. Önce bir sorumuzu öğrenelim bakalım. Hadi bakalım. Final sorumuz 7 harf bir kelimeden oluşan bir yiyecek. Yiyecek. Oo, en ilgi alalım. Size verdiğimiz harfler B, C, D, Y, Z, İ. Siz bize 3 sessiz bir sesli söyleyeceksiniz. Yiyecek. Bu bir yiyecek. Tamam. Siz bunları verdiniz. Vermez olaydı bir de. Vermez. Niye öyle diyorsunuz ki? Şaka yapıyorum ya. Tamam. Bileceksin inşallah. Rabia'nın reyesi. Rabia'nın reyesi. Çok egoist gibi oldum böyle de. Olsun. Canı sağ ol. Mehmet Ali'nin M'si. Ölünün M. Mustafa Kemal'in K'si. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa.
Mustafa Kemal'in K'si. Şimdi sesli harf. A diyorum. A. A. B, C, D, Y, Z, İ, R, M, K, A. A. Bakalım hangileri yanacak? İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Şimdi açtıktan sonra 10 saniyen var, tamam mı? Allah'ım yarım. Açalım bakalım. Bu bir yiyecek. Kadayıf. Süremiz başladı. Kadayıf. Kadatadayıf. Kadayıf. Kadayıfsa yanacak. Kadayıf. Allah'ım. Kadayıf. Kadayıf. Değil mi kadayıf? Kadayıf. Doğru yanıtı. Belki de araba var içindeki zarfta. Ay çok heyecanlıyım. Ay ben de. Önce durun açmayın hemen. Ay. İstersen annengilleri bağlayalım telefonla. Vallahi bağlayabiliyorsunuz mu? Ödemeli ararız ama onu söyleyeyim. Ayıp ediyorsunuz, ben veririm, sorun değil. Önce 3 numarayı açalım. Bakalım ne kaybetmişsin. Üzülme ama. Araba bundaysa. 3 numarada diyenler. Gökhan 3 numarada demişti. Yarışmacı arkadaşın, yanı başındaki arkadaşın. Evet. 3 numara dedi, onu ciddiye almadın. Ya yapmayın ne olur, Allah'ım sana geliyorum. Ya 3 numarada bakalım ne kaybettiniz. Canının sağlığı, hiç üzülmek yok. Ya demeyin öyle. Evet, açıyoruz bakalım kadayıf doğru yanıtıyla. Alsaydı 3 numaralı zarfı. Ay ben burada gideceğim. Ne kazanacaktı? Ay. Açıyoruz. Kaybettiğini açıyorum. Üzülme ama bak, sakın ha bak, ben de üzülürüm. Üzülürsen. Yani niye öyle diyorsunuz? Üzülürsen vallahi üzülürüm. Açıyorum. Ne var? Ay. Şükür. Bir numarada acaba ne var? Araba var diyenler. Bir numarayı seçti. Lacivert. Allah'ım ne olursun ya. E ama hiç olmazsa bir güzel hediye kazandın. Araba olmasa bile. Ya değil mi? Neyse şükür. Araba da olsa sürpriz olur değil mi? Hem de nasıl var. Birdenbire araba çıksa bunun içinden. Bir numara kadayıf. Kaymaklı mı? Açıyorum. Kadayıfı unutmayacaksın değil mi? Unutamam. Açıyorum. Ne olur. Açıyorum doğru yanıtla. Allah'ım ne olur. Araba neredeymiş? İki numaradaymış. Ya yazık oldu ya. Dört numarada ne varmış? Motosiklet. Evet, o da olurdu. Beş numarada. Beyaz eşya da güzel ama ya hepsi var. Ya ben ne yapacağım ki? Ne evleneceksin demek? Kocana. Ben ne evlenmez. Çok güzel bir armağan kazandın. İyi günlerde teşekkür kullan. Teşekkür ederim. Siz de hem araba hem motosiklet 5000 TL'lik hediye çeki kazanabilirsiniz. Yeter ki bize başvurun. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına Alasmağlı.